Karanlık madde gizemi çözülüyor mu? Gezegenler, yıldızlar, asteroidler ve galaksiler. Kulağa ne kadar büyük geliyor değil mi? Aslında tüm bu gözle görebildiğimiz şeyler evrenin sadece %5'ini oluşturuyor. Geri kalan bölümse karan enerji ve karanlık maddeden oluşuyor. Bilim, fizik ve astronomide pek çok gelişme yaşanmasına rağmen hala evrenin büyük bir kısmı hakkında çok az şey biliyoruz. Fakat bu tamamen umutsuz bir durumda olduğumuz anlamına gelmiyor. Kara madde olarak adlandırılan bu gizemli madde hakkında bildiğimiz çok az şey var. Gökbilimciler 1920'li yıllardan bu yana evrenin çıplak gözle görüldüğünden daha fazla madde içerdiğini varsaydılar. Aradan geçen zamanda karanlık maddeyle ilgili birçok araştırma yapıldı ve doğrudan bir kanıt bulunamamasına karşın güçlü olanaklar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen doneler, bu teoriye yönelik inançları arttırıyor. Baryonik madde olarak adlandırılan malzeme protonlardan, nötronlardan ve elektronlardan oluşuyor. Çoğu bilim insanı karanlık maddenin baryonik olmayan maddeden oluştuğunu düşünüyor. Baryonik olmadığından, yani protonlardan ve nötronlardan oluşmadığı için karanlık olduğu düşünülüyor. Evrendeki başka görülmeyen bir kitlenin varlığı ilk olarak 1933 yılında Fritz Zwicky tarafından ortaya atıldı. Zwicky, bunun sadece yer çekimi etkisiyle saptanabileceğine inanıyordu. Fritz Zwicky'nin açtığı bu pencere yıllardır açık ve gökbilimciler bu pencerenin uzandığı karanlık hakkında fikirler üretmeyi sürdürüyor. Burada sıkça karşılaştırılan nokta ise karanlık madde ve karanlık enerji benzerliği. Her ne kadar karanlık madde evrenin büyük bir bölümünü oluştursa da bu sadece evrenin dörtte birine karşılık geliyor. Evrenin büyük bölümünde ise karanlık enerji hakim. Bilim adamları uzayda bulunan geniş cisimlerin kütlesini, hareketlerini inceleyerek hesaplıyor. Örneğin Albert Einstein, evrendeki devasa nesnelerin mercek olarak kullanılmalarına izin vererek ışığı eğip büktüğünü gösterdi. Gökbilimciler ise ışığın galaksi kümeleri tarafından nasıl çarpıtıldığını inceleyerek evrendeki karanlık madde haritasını oluşturabildiler. Bu yöntemlerin tümü evrendeki maddenin çoğunun henüz görülemeyen bir şey olduğuna dair güçlü emareler olarak değerlendiriliyor. Karanlık maddenin sıradan bir maddeden farklı olduğu düşünülse de bu alışılmadık materyali tespit etmek adına çeşitli çalışmalar yapılıyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hassas bir parçacık dedektörü olan Alfa Manyetik Spektrometresi 2011'de kuruldu. Ve o tarihten bu yana bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyor. Kısa adı AMS'in bugüne kadar dedektörlerinde 100 milyardan fazla kozmik ışın çarpımını izlediği belirtiliyor. Alman Uzay Ajansı'nın X-ray teleskobu Erosita ile çekilen karanlık maddeye ait ilk görüntüler ise oldukça heyecan yaratmıştı. Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü'ndeki bir etkinlikte yayınlanan fotoğraflar bilim dünyası içinde de tartışmalara yol açmıştı. Bunun dışında dünyanın farklı yerlerinde de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor ve elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılıyor.
kara madde hakkında çalışmalar sürse de henüz bilim dünyasının hemfikir olduğu bir gerçek ortaya atılmış değil. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yapılacak çalışmaların neler getireceği ise merak konusu. Yeni videolarda görüşmek üzere.